Svi ljubitelji turske dramske serije Sila dobro načulite uši i izoštrite oči jer vodimo vas u palaču u kojoj je snimana ova uspješnica. Njome će vas provesti fatalni Boran Aga, a kako je nastajala serija posvjedočili su i ostali junaci. Mi vam ekskluzivno donosimo dijelić atmosfere, a cijeli dokumentarac o snimanju Sile možete pogledati na portalu Dnevnik.hr. Kad je prvi put vidio palaču u kojoj će utjeloviti lik neodoljivog Boran Age, nekadašnji svjetski model i glumac Mehmet Aki Falakurt mogao je samo zaključiti koliko je posebna. No magiju koja se da opipati među raskošnim zidovima ovog zdanja osjetili su i drugi junaci turske serije Sila. Svi oni koji vjerno prate ovu uspješnicu već su zavirili u odaje u kojima se rađa velika ljubavna priča lijepe Sile. Na oči Taga na setu je počastio sve obožavatelje, razotkrivši im još neviđene kutke magične. Muhteşem görünüyor çünkü. Tabii ki muhteşem olduğunu düşündüm ve çok heybetli olduğunu zaten gözle çok görülen bir şey. Peki. Kayıt. Böyle bir konağın İstanbul'da olduğu takdirde nasıl bir ihtişamı, nasıl bir ilgiye tanık olacağını düşündüm ilk etapta. İnsan bile buranın içinde çok kendini rahat hissediyor, çok huzurlu hissediyor. Burası avlumuz bizim, sedirlerimiz. Buralarda çekimler yapıyoruz ama daha ziyade dinlenme yerlerimiz olarak kullanıyoruz buraları. Buralar da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi Zeynep Hanım dinleniyor şu anda. Merhaba. Merhabalar. Odalar müsait mi? Evet, odalarımız müsait. Buradan ne zaman Sıla için iyi bir karar çıkacak, çıkacak mı? Çıkıyor zaten aslında. Yavaş yavaş böyle onların adımları atılmaya başlanıyor. Ama Sıla onun daha tam farkında değil. Onu yavaş yavaş zaten farkına varacak. Nereye çok özel bir yer. Yani Boran için çok özel bir yere götürüyor. Buyurun. Burası Boran için tapınak gibi bir yer. Eski birisi çok sevdiği ve kendisi için intihar eden karısının odası. Kimsenin girmesine müsaade etmiyor Boran. Ve burada önemli bir şey daha var. Boran karısının saçlarını bu tarafta tararmış, tarıyordu. Ve yani çok özel bir anısı olan bir oda. Ve kimsenin girmesine, kendisinden başka kimsenin girmesine izin vermiyor. Bu kitaplar karısı Boran'a sürekli her akşam kitap okurmuş, okuyordu. Ve yani her kitabında bir anısı var Boran'da. Buranın dekorasyonu da çok güzel işte. Evet. Ortada vitray, oymalar. Evet. Çok güzel. Burası Boran için çok özel bir oda. Ve bu oda için çok olaylar çıkacak. Bekleyin görebiliyorsunuz. Yani kendimi çok özgür hissettiğim bir yer. Buradan işte Midyat'ı seyretmek çok keyifli. Bir de çok güzel bir şey var. Yani buraya baktığınız zaman bir kilise görüyorsunuz. Buraya baktığınız zaman kilise. Yani camiler,
camilerimiz var. Yani hepsini bir arada görmek insanı mutlu ediyor. Var mıdır böyle tarihi yerlerde gezerken sanki o zamanlarda yaşıyor gibi düşünür musun? O bende çok olur. Yani mesela burada Mor Gabriel diye bir manastır var. İlk buraya geldiğimde işte 1,5 hafta sonra falan gittim. Orada işte bir de... Çok uzun değil mi? İyi, bu erken evlenme baksana. Bizi doğruğa götüren mesele bu. Yani yüreğimizi ve projeyi. Yani işin bilincinde olduğumuz zaman zaten gerisi kolay oluyor. Ne yapacağımızı biliyoruz. Ne anlatacağımızı da. Yaklaşık 2 aydır buradasınız. Tepkileri telefonla mı alıyorsunuz? Nasıl arıyorsunuz? Telefonla alıyoruz. Medya yoluyla alıyoruz. Bir de ben İstanbul'a gidiyorum. Film çekimim daha bitmediği için. İstanbul'a gidip bütün haberleri alıp buraya geliyorum. Sık sık gittiğim için. En çok ben gidiyorum çünkü ekipten. Size nasıl geliyor haberler? Ben İstanbul'a bir kez gittim. Yani haberler şu anda telefonlarımız tutmuyor. Yani bütün ülke kilitlenmiş neredeyse. 7 bölgedeki dostlarımız arıyorlar. Yani epeydir görüşmeye ara verdiğimiz insanların aklına yeniden düşündük. Herkes şunu söylüyor, aman devam et. Bütün biz şehir olarak izliyoruz. Dedim biz de ekip olarak izliyoruz. Güzel bir iş yapacağız, herkes mutlu. Onlar orada, siz buradan reytingleri patlatıyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel yani, çok emek vererek çalışılıyor çünkü. Bizim de karşılığını en iyi alma yolumuz bu. Ayrı bir tadı vardı değil mi? O tüm ekip böyle omuz omuza seyretmeli. Tabii bunun keyfi başka. Zaten giderek ekibin her şeyde birlikte olması insanlara tek tek keyif veriyor. Yani artık koca bir aile olduk. Kimse kimseden ayrı bir şey yapmak istemiyor. Yani duygularımız, acılarımız, düşüncelerimiz her şey bir birlikteliğe dönüşüyor. İşte gördüğünüz gibi bu da işe yansıyor. O zaman bu aile ileride başka projelerde de yan yana oynar. İnşallah. Önce bunu halledelim. Gerisi kolay. Çok teşekkür ederim. Ben böyle omuz omuza izlenenin ayrı bir tadı var herhalde. Ay çok, çok güzel. Ben ilk defa ekiple birlikte izliyorum. Benim hep otelde oluyordum. Çekimim olmuyordu. Ama çok güzelmiş vallahi. Çok zevkli oldum. Tatlı makyajımızla yan yana. Beğeniyor musunuz ekranda? Yapmışsınız makyajı. Evet. Bunlar benim beğenmem önemli değil. Seyircinin ve oyuncularımızın takdiri çok önemli. Yönetmenimizin çok önemli. Tabii çok güzel bir şey. Arkadaşlar. Evet. Ben inanıyorum ki güzel bir iş yapıyoruz. Bir emek veriyoruz. Bütün arkadaşlar kim olur? Ve kritikler yapıyor musunuz? Sizin gülerken yüzünü yemekten çektik az önce. Sevdiğiniz Gül Hanımefendi, ben de çok önemli bir başarıya imza attım. Size yayınlandığı gözle İstanbul'dan telefonlar yağıyor mu? Çünkü bundan bir çıkamıyorsunuz. Hala yağıyor efendim. İnanılmaz telefonlar. İnanılmaz tebrikler alıyoruz bizi adına. Zaten burada herhangi bir oyuncu arkadaşımız var. Parantez içinde söyleyeyim. Hepsi çok başarılı. Ama birimizin başarısı değil. Komple bir ekibin, bir yapımın başarısı. Onun için ben çok onurluyum, çok gururluyum. Müstesna Türk seyircisine bence... Ama aile gibi olduk. Burada çok kısa zamanda büyük dostluklar kurduk. O yüzden çok keyifli gidiyor. İstanbul'da özürüz bir tarafta ama burada var olduğunda keyifli yaşıyoruz. Peki, izlemek maçında oturmaya zaman buluyor musun? Ben buluyorum ama oturmamayı tercih ediyorum. genelde boş vakitlerimi sürekli yani setim, çekimim olmasa bile sette geçiriyorum. Kamera arkasına yardımcı olmaktan çok keyif alıyorum. Tam bir aile olmuş. Evet, evet.
Mesela bütün gün burada otursanız birilerinin, bazı oyuncuların ağırlık taşıdığını, birilerinin cimcik kurmak için bir taraflara koşuşturduğunu görürsünüz. Bu sadece kamera önü ve kamera arkası olarak ayrılmayı hep beraber çalışıyoruz. Sadece görünen bizleriz ama bizi iyi göstermek için, doğru göstermek için çabalayan büyük bir ekip var. Onları da set günleri dışında yalnız bırakmamaya çalışıyorum. O yüzden fazla oturduğum söylenemez. Size de yağmıyor mu telefonlar? Yağmıyor. Yağmıyor yani. Yağmıyor ama her zaman işte insanla çiselediğiniz zaman güzel şeyler duyuyor. Hiç uyumadan 4 saat uykuyla çalışıyorsunuz. Herhalde sadece böyle birlikte izlerken oturuyorsunuz değil mi? Başka kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani zaten buradan işte gece 3-4 gibi çıkıyoruz. Otele gider gitmez yatıyoruz. Sabah saat 7'de 8'de tekrar kalkıyoruz. Tekrar işlem kursu. Yani biz sabahları işte set kurulurken böyle rahat bir şekilde çayımızı kahvemizi içebiliyoruz. Yemek. Gerçekten yani inanılmaz bir tempoyla çalışıyoruz. Ben mesela bazen benim alışmadığım bir tempo aslında. Şimdiye kadar çünkü benim ilk başladım. Yani şimdi biraz yan rollerde oynadığım için haftada 3 gün çalışıyordum. Mišljenje gledatelja očito nije upitno, kada Sila važi za jednu od najgledanijih turskih serija ikad. I dobro da se osjećaju povezanim, jer provode dane i dane zajedno. A kako zgodni Aga kaže, nerijetko spavaju svega nekoliko sati. Priviknuti se na ovaj tempo nije mu bio problem, iako je Mehmetu ovo prva glavna uloga. Nove zaplete oko Age i Lijepe Sile gledatelji popularne serije s uzbuđenjem mogu pratiti već večeras, kada se očekuje Silin pokušaj bijega u Istanbul. Kako bi je spriječio, Boran joj izražava svoju ljubav, pa Sila mora donijeti bolnu odluku o napuštanju njihova zajedničkog života. Ne propustite seriju Sila od 20 sati na programu Nove TV. Ukoliko pak želite pogledati cijeli dokumentarac o nastanku ove uspješnice, možete to učiniti na portalu Dnevnik.hr.